bir insansın, nasıl bir adamsın ya? Benim oğlum zaten seni müsaade etmedi mi torununu görmeye? Ha? İnsanlık edip seni evimize aldık. Bu mu bize reva gördüğün ha? Ne utanmaz arlanmaz insanmışsın sen? Hayır canım, lütfen rica ediyorum. Ben sizinle tartışmak istemiyorum. Sonuçta torunumun babaannesisiniz. Ha şunu bileydin, ben babaannesiyim. Anamı duydum, bas git lan. Bak yoksa kimse alamaz seni elimden ha. Görüyorsunuz değil mi hanımefendi? Nasıl şiddetle besleniyorlar, alışmışlar buna. Yani her türlü yolsuzlukla bu hale geldiler. Yarıcının oğluyken Beyoğlu oldu. Şimdi şiddetle herkesi korkutabileceklerini sanıyorlar. Bak hala konuşuyor lan. Senin ağzını vurma. Dur. Kimim? Elime çek. Seriyorsun. Bırak. Lan sakin ol. Bırak. Sana efendi gibi söyledik. Lan. Sen sinirli ol. Bırak. Adil. Bırak. Bir dakika. Dursunuz. Bırak. Bırak. Ne size? Amca dur. Yapma ne olur. Yap. Melek, kuzum iyi misin? Amcam iyi misin? Babaannem iyi mi? Halacığım. Bir şey olmadı değil mi amcam? Özür dilerim, ben görmedim seni amcam. Burnum. Yaşa, ne ettin sen? Halacığım. Hadi be. Ya dayı çekil ya. Ya çekilsene. Bırakın ne olur beni bırakın. Yusuf korkma. Melek kızım sakın korkma babaannem. Sakın korkma. Biz buradayız. Şimdi bırak. Torunumu bırak, elleşme. Baba. Ne oluyor burada? Sancar. Sancar, Melek'imizi elimizden alıp götürüyorlar bunda. Bakın, mahkemenin kararına karşı gelirseniz kızınızın velayetini tamamıyla kaybedersiniz. Dava sonuna kadar Melek koruma amaçlı dedesiyle birlikte kalacak. Benim kızım bu adam yanında daha mı güvende olacak? Kızımın evi burası, ben de babasıyım. Kızımın yeri benim yerim, tamam mı? Gitmesine izin vermem. Sancar Bey, zorluk çıkartmayın lütfen. Çünkü siz zararlı çıkarsınız. Zaten dosyada sizinle ilgili birçok olumsuz görüş bulunuyor. Son zamanlarda kızınızın başına gelenleri biliyorsunuz herhalde. Baba, özür dilerim, çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu, hepsi. Babam, özür dileme. Özür dileme, bak ben buradayım, baban yanında, özür dileme. Ben buradayım, yanındayım senin. Tamam. Görüyorsunuz çocuğu nasıl manipüle ediyor, korkutuyor. Hadi uzatmayalım bak. Hadi Melek'ciğim, evimize, hadi. Bakın hanımefendi, benim hatalarım olmuş olabilir, kusurlarım olmuş olabilir. Ama kızımın mutluluğu, sağlığı için her şey yaparım ben. Siz bu adamı araştırdınız mı ha? Bu adamı araştırdınız mı? Bu adam bağımlının teki ya, kumar bağımlısı. Kendi öz kızına kötülük yapmış bir adam. Bunu araştırdınız mı? Kızımın velayetini bana nasıl verdi biliyor musunuz? Para için, para. Bu adam para için her şeyi yapar. Herkes satar. Bakın Sancar Bey, Güven Bey'i de araştırdık elbette. Değerlendirmemiz devam ediyor. Süreç sona ermiş değil. Ama hakim kızınızın şimdilik dedesinin yanında daha iyi şartlarda olacağına karar verdi. Biz de bu kararı uygulamak zorundayız. Baba. Bağırma artık. Kimse artık kavga etmesin. Ben giderim. Babam. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin, tamam mı? Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin.
bağlı. Ulan Güven! Ulan Güven! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Saygısız adam. Saygısız. Utanmadan bizi takip ediyor. Yani şu Melih'i biraz düşünse. Bak güzel yavrum benim, gel. Gel kızım. Bundan sonra seni kimsenin ağlatmasına izin vermeyeceğim yavrum. Sizin eviniz değil mi? Müge ablanlar artık burada oturmak istemiyor Melek'cim. Ben de o zaman torunumla birlikte bizim evimiz olsun burası dedim. Nasıl, iyi düşünmüş müyüm? Kim açtı kapıyı? Hadi biz içeri geçelim. Korumalar ilgilenir onunla. Buyur oğlum. Babam! Baba git! Babam! Babam! Baba git, ben iyiyim. Babam bak, bu saçmalığa son vereceğiz, tamam mı? Alacağım seni buradan, tamam mı? Söz. Sen de bu işin içinde misin Müge? Sancar saçmalama, olur mu öyle şey? Ben artık burada yaşayamadığımız için evi satışa çıkardım, o da satın aldı. Ya ben anlamıyorum ki şu anda ne oluyor. Güven! Aç aç kapıyı! Aç aç! Aç aç kapıyı! Aç aç! Efem! Güven! Kapak yolda kalacağız. Efem! Efem aç kapıyı! Aç! Efem! Efem gözüm sefem, gel. Gel efem. Efendim, gözüm senin. Ben gel. Etme gel. Abi sen dönmeyecektin hani? Pansiyona gitmek istemedim. Ha. Ya sen Sancar Efe'yle hiç konuştun mu? Niye ki?
Ya ne bileyim, bu Elvanların dükkandalar. Birden böyle bir telefon geldi. Apar topar gittiler yani, merak ettim ben de. Meleki mi? Ya bilmiyorum ki, ben arkamı döndüm, gitmişlerdi. Bir arasan mı acaba sen Sancar Efe'yi? Dur ben bir kahve yapayım ya bize. Orti bak şey diyeceğim ya, ben ara falan dedim de sen bilirsin tabii ki yani. Ya bunlar sonuçta bizim komşumuz, hani ben de merak ettim ne oldu diye. Sen mi arasın acaba? Ben arayamam. Ben Sancar Efe'yi arayamam. Çünkü adam zaten beni haşlayacak yer arıyor. Şimdi arayacağım, beni yine haşlar o. Sancar'ı değil. Elvan'ı. Elvan'ı mı? Elvan'ı arıyor. Aa, Elvan'ın da numarası yok bende ya. Bak ilk tanıştığımız gün telefonunu istedim, vermedi. Sen ver dedi telefonunu dedi. Ama bir dakika. Aa, Ali abiden alırım, dükkanın sahibinden. Olur. Çok iyi olur. Meleğin iyi olduğunu öğrenelim de. Yeter. Alo. Ha Ali abim. Bu senin dükkanı tuttu ya bizim Elvan Hanım. Ha yeni tuttu ha. Abi onun telefonu gerekiyor da bana. Bir gönderebilir misin be? Hadi at abi, bekliyorum. Tamam, sağ ol. Sağ ol abi. Tamam, halledeceğiz ya. Tamam ben kahveye bakayım. Ya siz uyuyor musunuz ya? Ha? Güven denilen herif Nare'ye velayet davası açmış, hiçbirinizin haberi yok. Sen bir de bana diyorsun ki Meleği senden alamazlar. Bak kızımı alıp götürdüler işte. Sancar Bey bakın, bu geçici bir durum. Yani kesinleşmiş bir karar yok. Faruk kardeşim, biz seninle kaç yıldır çalışıyoruz? Sen hiç mi tanımıyorsun beni ya? Bak bu anlattıkların hiçbiri beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Beni ilgilendiren tek şey kızım ya, kızım. Arkadaşlar siz bize biraz müsaade edin. Sancar Bey, bakın bir baba olarak öfkenizi anlıyorum. Ama hakkınızda bir sürü açık yakalamışlar. Özellikle Meleğin evden kaçıp dedesine gittiği gece büyük sıkıntı. Ya bir babayı kızından ayırmak için bu yeterli oluyor mu ya? Ha tamam, hatam var, kusurluyum. Ama bu kadar da değil ya, bu da haksızlık. Tabii bir de bu var. Babamdan uzak dur, onunla konuşma. Çünkü sen onunla olursan annem gelemez. Gelirse de sizi öyle görürse de hemen gider. Sonra benim bir daha hiç annem olmaz. Git. Ayşe Hanım, bir kahve daha alır mısınız? Hayır, çok teşekkür ederim. Madame Lenoir'le sohbeti daldık. Ben gideyim artık. Eminim Melek'le çok iyi anlaşacaklar. Melek'ciğim, ben gidiyorum artık. Kendine dikkat et. Yarın yine geleceğim. Hem seninle, hem dedenle, hem de babanla konuşacağım. O zaman görebilecek miyim babamı? Bakın benim babam kötü değil, gerçekten kötü değil. O bana çok iyi bakar. Ben şimdi yaramazlık yaptım diye böyle oldu. Dedem dedi ki... Melekciğim, bu konuda kendini suçlamana hiç gerek yok bir tanem. Görüyorsunuz ya, babasının sorumsuz davranışları yüzünden nasıl vicdan azabı çekiyor yavrum. Bunların hepsi geçecek bir tanem. Bunların hepsini unutacak. Peki, şimdilik hoşça kalın. Melekciğim, görüşürüz. Buyurun. Melekciğim, biz de yukarı çıkalım mı? Sana harika bir oda hazırlattım. Bayılacaksın. İstemiyorum. Evimde var benim odam. İstemiyorum yeni oda. Ben evime gitmek istiyorum. Melek.
Melek'ciğim, hepimiz çok yorulduk. Bak huysuzlanıyorsun. Hadi yukarı çıkıp biraz dinlen. Ha? İstemiyorum dedim. Sen beni kandırdın. Babamla aramızı bozmaya çalıştın. Annemle de zaten hiç görüşmüyorsun değil mi? Melek yeter. Rica ederim, işi var mı? Yukarı. Hadi. Madem öyle, geç otur. Birazdan madam Renoir gelecek. Rica ederim, kadına da böyle davranma. Nasıl uyuyacak şimdi bu oğlumdan? Ver ana, ben götürem. Zaten apa topa alıp gittiler kızı. Bir eksiği neyin var mı diye sormadılar bile. Ben bir çanta yapar götürürüm onu ve. Ha. Şimdi tuttu değil mi? Hamar attın Elvan Hanım. Kız ben ne ettim şimdi? Ben bu çocuğu sana emanet etmedim mi ha? Senden Zehra'ya emanet etmedin mi? Benim 40 tane işim var. Hangi birinden uğraşacaksın? Yahya'sı ayrı, Dudu'su ayrı. Bu kızı ben senden Zehra'ya emanet ettim. Emme siz 40 tane aklı sahip değilmişsin ki sizin yüzünüzden oldu. Nasıl böyle bir şey söylersin anne ya? Anne nasıl böyle bir şey söylersin? Bizim de canımız çok acıyor. Abim ne yapıp edip geri getirecek Meleği? Ben de bundan korkuyorum ya. Ben de abim bir delilik edecek diye korkuyorum. Siz üstünüze düşeni etseydiniz bütün bunların hiçbiri olmayacaktı. Sen kendi derdini düştün. Elvan Hanım da dükkan diye tutturdu. Bak ne oldu? Kayınlam, elbet ben dükkana gittim. Emme meleğimize de gözüm gibi baktım ya. Gördük gözün gibi baktığını. Gördük, aha bak ne oldu. Eşeklik seni çocuk emanet eden de. Eşeklik seni çocuk emanet eden de. Tevekkeli değil. Allah da seni çocuk vermeye... Vermedi. Afiyet olsun, iyi günler. İyi günler. Ses yok mu hala? Yok vallahi Artı ya. Mesajı görmedi bile ya yani. Ya. Sence Herife'yi sen arasan mı acaba? Olmaz. Tamam. Neyse, hiç diklemiyorum. O zaman ben gidiyorum. Nereye? Buranın kahveleri meşhurdur. İyi magazin döner. Dedikodusu boldur yani. Bir kulak kabartacağım bakalım. Belki bir şeyler öğreniriz. Tamam. Hadi buralar sana emanet. Çağır arkadaşları gelsin. Bir konuşalım.
Gelin arkadaşlar, gelin. Şimdi bu Güven Çelebi kumarbazın tekidir. Şimdi uslanmış gibi gözüküyor olabilir. Ama siz yine de bir araştırın. Gizli saklı oynuyor olabilir. Bir de bunun Montenegro'da pis işlerini yapan bir şoförü vardı. Bir de oradaki böyle belalı tiplerden birine bir kumar borcu vardı. Zaten o parayı verdiğim için Meleğin velayetini bana vermişti. Şöyle yapalım. Şoförü bulmak için birini gönderelim. Tamam, tamam Selim, sen bizzat git. Şoförü bul. Ne yap, et, ikna et. Duruşmada tanık olarak dinlenmesini sağlayalım. Tamam. Bir de bir önceki velayet sürecinde Nari Hanım'ın günlüklerini mahkemeye delil olarak sunmuştuk. Hatırladığım kadarıyla Nari Hanım babasından oldukça olumsuz bahsediyordu. Günlükleri Nari'ye geri iade ettim ya. Artık attı mı, yanına mı götürdü bilmiyorum. Tamam, tamam. Biz bir önceki dava dosyasına bakıp bir şeyler bulmaya çalışalım. Tamam. Bakın Güven Çelebi ile ilgili pislik bulabileceğiniz neresi varsa oraya bakın, tamam mı? Mahkemeye kızımı nasıl pisliğin eline verdiğini bir an önce göstermemiz lazım. Bir de tabii sosyal hizmetler uzmanının bildireceği görüş de çok önemli. Yani yarın hem konakta ailenizle hem de Güven Çelebi'nin evinde görüşme yapacaklar. Kızımın öyle bir herifin yanına var ya gereğinden bir saniye bile fazla kalmasına benim tahammülüm yok. Bakın herkes işini dört dörtlük yapacak. Bak kimsenin gözünün yaşına bakmam, tamam mı? Haberiniz olsun. Neler olmuş neler? Sancar Efe'nin kızını almışlar, dedeye vermişler. Kıyamet kopmuş. Nasıl yani? Allah işte millet de detaylı bilmiyor tabii ki yani. Ama bir velayet davası varmış ortada zaten. Meleğin velayeti babasında değil miymiş? Sedat lütfen git buradan. Sen beni öyle bir çöp gibi fırlatıp atamazsın Mavi. O kadar bencilsin ki. Senden anne bile olmaz. Geri velayet davası açabileceğimi biliyorsun değil mi? Açacağım da. Kızımı alacağım senden. Mahkeme kararı var. Kızını hafta sonu alabilirsin ama şu anda git buradan lütfen. Evet. Hakim senin o masum yüzüne kandı. Ama ben senin ciğerini biliyorum. Herkese de göstereceğim. Herkes gerçek Mavi'nin kim olduğunu görecek. Kapıma gelip ağlayacaksın. Yalvartacağım seni. Nasıl yapacaksın ya? Ya yeter, nasıl yapacaksın? Nasıl ağlatacaksın beni? Ağlatsana. Hadi yapsana. Kılı kalırsın işte böyle. Git Sedat. Anneciğim. Tatlım. Yiyeyim ben, merak etme tamam mı? Korkma sakın. Bak sana ne diyeceğim. Havuza girelim mi beraber? Anne kız eğleniriz. Alır. O zaman hemen git gözünü mayonu al. Koş gel küçük hanım. Bekliyorum seni. İyi misin? İyiyim. Sancar Efe de ofisindeymiş. Avukatlarıyla görüşüyormuş mevzuyu. Canı yanmamıştır değil mi?
Hayır, hayır yanmamıştır. Çocuk bu Yahya kaç kere düşüyor günde? Onunla bu bir mi Dudu ya? Yapma böyle Yahya. Ya sonuçta isteyerek olmadı ki. Ya sen yeğenini kurtarmaya çalışırken oldu, yanlışlıkla oldu yani. Melek de bunu biliyor. Amcasının onu ne kadar çok sevdiğini de biliyor. Kızmamıştır bile sana. Kızmamıştır değil mi amcam? Hayır, kızmamıştır. Ya arkadaş, ya bu Güven nasıl bir adam? Nasıl bir insan? İnsan küçük çocuğa böyle yapabilir mi ya? Vicdansız herif. Yahya, bizim çocuğumuz hiç böyle şeyler yaşamasın, olur mu? Yani biz ne yaşarsak yaşayalım, onu hiç arada bırakmayalım. Hep çok mutlu olsun. Şş, bir denem. Tabii ki öyle bir şey yaşamayacak. Çünkü biz hiç ayrılmayacağız. Çocuğumuz gözümüzün önünde büyüyecek. Söz mü? Söz güzelim, söz. Biz birbirimizi böyle sevdikçe, birbirimize dürüst oldukça kimseler bizim aramıza giremez. Hadi sen de bir rahatla. Benim yüzümden çok gerildin. Ben sana bir süt koyayım. Tamam. Sana yarına kadar zaman veriyorum bile. Eğer kocana sen anlatmazsan ben anlatırım. İnan benden duymasını istemezsin. Aldattım. Sen iyi misin? Hiç iyi görünmüyorsun. Ay ne bileyim Yahya. Üf. Aklımda sürekli Melek var. Çıkaramıyorum aklımdan. Sen bunları düşünme gari. Boş ver. Biz elbet meleğimizi geri alacağız. Düşündükçe kafayı yiyorum ya. Kim bilir benim kızım orada ne halde ya? Yok böyle olmayacak. Gideceğim kapısının önüne dikeceğim. Efendim. Efendim etme gözünü seveyim. Efendim dur. Avukatlan dediğini duydum. Senin de gideceksin oraya. Tutamayacaksın da kendine hırgür çıkaracaksın biliyorum. Sonra Allah korusun bak hepten kaybedeceğiz meleğimizi. Ya gavruk ne yapayım elim kolum böyle bağlı mı kalayım ya? Ben gideyim. Ben gideyim efendim bak. Sana yemin olsun gözün var ya bir saniye ayırma. O herif de bilir senin gözün onun üstünde. Eğer meleğin tek damla gözyaşını görürsen, ağlama sesi duyarsan, önüne arkana bakmadan içeri dalacağım tamam mı? Dalacağım kavruk. Efendim öyle bir şey olursa benim gözüm zaten bir şey görmez. Sana var ya yemin olsun o herifi çekyanının çatından vururum. Gerekirse de sonra girer içeri, golpa dedemle yatarım gari, ne edeyim? Gözüm arkada kalmaz gibi. Sağ ol kavrum, sağ ol. Kaldır yüzünü bakayım. Ne olursa olsun, sofraya yüzü asık oturmak çok büyük bir nezaketsizliktir. Madame Lenoir. Başlayabilirsin Melek'ciğim. Aç değilim ben, yemeyeceğim. Melek lütfen. İtiraz istemiyorum. Hadi.
Hadi. Hayır. Bırak onu. Yanlış çatal. Nari sana gerçekten öğretmesi gereken hiçbir şey öğretmemiş. Yazık ona verdiğim onca eğitime. Yazık. Pekala madem aç değilsin o zaman beni izle. Önce peçete. Şimdi hangi çatal neyle kullanılır? İlk dersimiz bu olsun. Et. Güzel yermiş. Orti. Bak şey diyeceğim sana. Ben de geleyim istiyorsan. Yani tamam biz Sancar Efe'yle öyle bir şey olduk ama yani önemli değil. İnsanlık da ölmedi hani. Gelirim konuşurum ben de konuşulması gerekiyorsa. İstiyorsan geleyim, istiyorsan bekleyeyim. Sen bekle. Ben konuşmayacağım, bir bakıp geleceğim zaten. Konuşmayacağım mı? Niye geldik ki o zaman konuşmayacaksın? Baba. Babam. Beni bırakma babam. Allah senin belanı versin lan. Allah bari benim bin belamı versin lan. Allah benim bin belamı versin. Sancar sen ne yapıyorsun? Sen ne yaptın? Hastaneye gitmemiz lazım. Tamam, gitmeyelim. Tamam. Sancar onları çıkarmamız lazım elinden. Acıyacak böyle. Acımaz Mavi. Ne olursa olsun acımaz. Tutma kendini. Tutma. Tuttukça daha katlanılmaz olur. Bırak. Ben burada yokmuşum gibi bırak. Thank you.
spektaküler. Meleğim, harika görünüyorsun. Böyle tıpkı annene benzemişsin, bir prenses gibisin. Neydi o eski halin öyle? Saçlar iki yanda örgü, köylü çocukları gibi. Kılık kıyafette sen. Neyse, bundan sonra seni hep böyle görmek istiyorum. Prenses. Merci. İstemiyorum. Neyse, tamam. Bugün çok uzun bir gündü. Belli ki torunum biraz yorulmuş. Dinlensin, derslere yarın sabah başlarız. Olur mu prenses? Ah. Harika. Sosyal hizmetler uzmanı geldiğinde kusursuz bir intiba bırakmalıyız. Meleğin bu evde mükemmel bir hayat olduğunu görmeliler. Bu işin komutanı sensin. Bu evde işleyen bir sistem olduğunu göstermeliyiz. O yüzden hemen çocuk için bir düzen kuracaksın. Ve bu düzende tek bir hataya bile yer yok. Yoksa kovarım. Oui, monsieur. Siz nasıl isterseniz. Neden gittin? Niye anlatmıyorsunuz ya? Hı? Böyle elinizi kolunuzu sallayarak gitmek kendinizi güçlü mü hissettiriyor? Maşallah. 10 yaşınızdaki haliniz bile aynı. Küçük hanım gecenin bir vaktinde çekip gitmiş ya. Ne yapsın çocuk? Gördüğü bu tabii. Vay arkadaş. Kimse Sancar'ı düşünmesin ya. Kimse Sancar'ı dert etmesin. Ha bu arada, madem veda ediyorsun, neden öpüyorsun? Öpüyorsan, neden veda ediyorsun? Melek'le ilgili bir gelişme olursa ya da buna ihtiyacın olursa ararsın. Mavi. Melek'le konuştun. Sana git dediğini biliyorum. O zaman bu neydi? Acını benden çıkarmaya mı çalıştın? Hayır. Ama sen canımı acıttın. Ya bana anlatabilirdin ama anlatmadın. Melek de anlatabilirdi ama anlatmadı. Ben konuşulması zor bir adam mıyım ya? Bazen. Ben bir kadını yok eden, çocuğuma babalık yapamayan bir adam mıyım? Bak, sevdiklerim ben üzülmeyeyim diye bana bir şey demez. Ama biliyorum, sen söylersin. Sevdiklerimi yok mu ediyorum ben? Ha? Sancar, sen çok iyi bir babasın. Sadece kırılmaktan korkuyorsun. Kendini korumak için de hata yapıyorsun. Ben kötü baba ne demek çok iyi biliyorum. Sen onlardan biri değilsin. Gitmeyeceğim. Merak etme.
Sana çok ihtiyacım var Mavi. Orti nerede kaldı ya? Bence artık beklemene de gerek yok gibi Baristan Bey. Yavaştan olur sen. Yatarken örgümü açamaz mıyız? Past possible. Böyle olması gerek. Peki benimle kim yatacak? Kim kitap okuyacak bana? Meleğim, ne saçma istekler bunlar? Rica ederim, sen artık kocaman bir kızsın. Uyumak için de, kitap okumak için de kimseye ihtiyacın yok. Madam. İyi geceler bir tanem. Dede dur. Gitme ne olur. Benim yanımda kimse olmazsa ben karanlıktan çok korkarım. Melek'ciğim, tabii ki uyuyabilirsin. Korkulacak bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz. Hem zaten sen benim torunumsun ve benim torunum hiçbir şeyden korkmaz. Yakında her şeyi tek başına yapabileceğini göreceksin. İyi geceler. İyi geceler Melek'im. Zehra? Sen... nasıl ya sen? Nasıl geldin sen ya? Konağa sığamadım Kavruk, ne yapayım? Senin de burada olduğunu öğrenince geleyim bari nöbeti beraber tutalım dedim. Dedi benim de burada olduğumu neden öğrendin? Bir de el kolu yapıyor, gevşek ya. Necdet! Haydi Necdet, haydi! Lan! Ya Zehra Hanım, senin de bu adam ne? Ya Kavruk, kızma ne olursun. Hem biz artık seninle sözlü sayılırız. Ben tabii ki seni yalnız bırakmayacağım. Ya ne diyorsun? Doğru diyorsun da Zehra. Ben daha seni istemeye de gelemedim ki. Şimdi daha da zor. Meleği aldılar. Efemin zaten içinde ateş yanıyor. Ben ne ara geleceğim de isteyeceğim seni. Haklısın.
Ama abim nasılsa geri alacak Meleği. Bütün dünya bir olup üstüne de gelse abim Meleği Güven'in yanında bırakmaz. Elbet bir yolunu bulacak. Ama biz ne olacağız Kavruk? Biz bizi düşünmezsek kimse bizi düşünmez. Biz bir olmazsak kimse bizi bir görmez. Tabii ki hepimiz meleğimiz için elimizden geleni yapacağız. Tabii ki. Ama kendimizi de unutmayacağız. Ne oldu sence? Sen hiç güvenle konuştun mu ya? Ha? Arıyorum, hizmetçisi telefona çıkıyor. Meşguller falan diyor. Ya kızıma ulaşamıyorum ya. Kızımdan haber alamıyorum. Ben konuştum Melek'le, merak etme, gayet iyi geliyordu sesi. Çok şükür ya, çok şükür. Sancar, bak sosyal hizmet uzmanı ne diyorsa lütfen onu yap, tamam mı? Akıllı olman lazım. Yapacağın bir hareket Meleği tamamen kaybetmene sebep olabilir. Güven de çok zeki bir adam, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Maşallah, hepiniz çok akıllısınız. Bir Sancar manyak, bir Sancar manyak. Kapatıyorum. Tamam, ben sana haber vereceğim. Verirsin. Eminim verirsin. Seni böyle ehlileştireceğim pis köylüyü. Daha dur. Aç lan şu telefonu, aç. Bunlar daha ön izleme. Efendim Sancar. Bana şimdi kızımı ver, sesini duyacağım. Ona iyi geceler dilemezsem uyuyamaz. Öyle bir uyuyor ki hem keyfi de yerinde. Geldiğinden beri bir kere bile baba demedi, biliyor musun? Hem sen ne çabuk böyle havalara girdin ya? Yıllarca Meleğe ben baktım. Ben babalık ettim. Hastalandığında yanı başındaydım. Dizini ilk kanattığında, ilk banyosunda hep ben vardım. Sen yoktun. Emin ol, 3-5 güne kalmaz. Seninle olan anıları da silinecek. Çocuklar çok acımasızdır. Hemen unuturlar. Bak, senin dolduruşuna gelmeyeceğim, tamam mı? Bana kısmı ver. Birincisi, sen bana emredemezsin. Tavrına dikkat et. İkincisi, Meleği seninle konuşturmak zorunda değilim. Daha ilk günden sorun çıkarmaya başladım sen. Seni yarın rapor edeceğim. Bak. Bak şimdi bana kızımı ver, tamam mı? Yoksa oraya gelir, o çatıyı var ya başına yıkarım ha. Siz bu çocuğu evde kaç yıl uyutuyorsunuz? Melek çoktan uyudu. Hoş, duymasaydı da vermezdim. Olur olmaz şeyleri çocuğun kafasına sokacaksın. Şimdi senin kafana bak neler sokacağım. Kızımı göreceğim. Mavi çekil. Hayır. Mavi çekil ya. Hayır. Gidemezsin. İzin vermiyorum. Ama hiç yardımcı olmuyorsun ya. Öyle mi? O zaman bana neden hayatını kurtarıyormuşum gibi geliyor? Avukatların sana gidemezsin demedi mi? Uzak duracaksın demedi mi? O zaman uzak duracaksın. Bunu anlamak neden bu kadar zor? Neden mi anlamıyorum? Çünkü o adama güvenmiyorum, tamam mı? O adama güvenmiyorum ya. Bu ikinizin arasında bir savaş değil Sancar. Her şey pamuk ipliğine bağlı, görmüyor musun? Sadece velayeti değil, kızını da kaybedersin. Hem de tamamen. 5 dakika ya. 5 dakika içinde tek bir hatanla.
kızın avuçların içinden kayıp gider. Ben yaşadım bunu ya. Bunu ben yaşadım. Suçluyum. Sen de suçlu ol istemiyorum. O yüzden gidemezsin. Gidemezsin. Eğer şu anda bu kapıdan çıkıp gidersen, ben de giderim. Çünkü ben bir daha... Çünkü ben bir daha aynı şeyleri yaşayamam. Anladın mı?